Sahte kaçak alkolle ölüm satılmasın. Ülkemizde son günlerde sahte içkiden ölenlerin sayısı sanırım 60'ı buldu. Bir trafik kazası ya da bir patlama sonucu olsaydı ülke olarak nedenlerini, sebeplerini konuşurduk. Sizlerin içme versenler dediğinizi duyar gibiyim. Ben de öyle diyecektim ki durup yeniden düşündüm. Tiryakilik ve bağımlılık konusunda bir duygudaşlık yapmaya çalıştım. Benim tek bağımlılığım, tiryakiliğim nokta nokta markanın nokta nokta çayıdır. Safi dem olarak benim bir bardak su katarsak 3 bardak olur. Yaklaşık sabah kahvaltı 10, öğle ve akşam 6'şar bardaktır. Eksik ya da zamanı geldiğinde içmezsem yerimden kalkamam, hiçbir iş yapamam. Bir yere giderken ekmeği düşünmez, yanıma illaki termosa çay alırım. Bir de rahmetli babam sigarası bitince defalarca gidiş geliş 40 kilometrelik yolu yürüyerek Gedikli Küre'deki evimizden Yenişehir Bademli'ye gidip gelirdi. Traktörümüz vardı ama annesi izin vermediği için yürüyerek arkasından gelen araca belki binerdi, belki binmezdi. Demek ki bir şeyin bağımlısı olmak, ona ulaşmak için her imkana başvuracağı anlamına geliyor. Öyle oturduğumuz yerden onların durumuna yorum yapmak işe yaramayacaktır. Çevremde birçok bırakmak için yola çıkıp bırakmayanlara şahit olmuşumdur. Şimdi uzun uzun onu anlatıp sizlere sıkmayacağım. Sandığımız gibi alkollü içecekleri belirli bir kesimin içtiği ise kesinlikle yanlış bir inanıştır. Bir kesim vardır, içtiğini çevresinden saklamaz. Diğer bir kesim vardır, ömründe hiç ağzına koymamış gibi davranır. Eşlerinin bile haberi olmadan içer. Peki alkollü içecekler içilince çevresi anlamaz mı? Kokusu olmayan ve kokusunu giderecek bir şeyler yenilip içilmesiyle onun da önüne geçilir. Açıktan içicisi, gizli içicisi herkesi kapsayan bir konudur. Hatta bunun şu partilisi, bu partilisi, şu cemaati, bu bilmem nesi de yoktur. Maliyeti takriben 20-30 lira kadar olan bir içeceğin fiyatı 200 lirayı, maliyeti 2-3 lira olan içecek 12 lira civarını bulunca insanlar kaçak ürüne yöneldi. Kaçak ürüne yönelince hiç vergi alamıyoruz. Bu paranın tamamı illegal terör örgütleri ve mafyatik gruplara gidiyor. Bu paralar silah oluyor, kurşun oluyor, benim askerime karşı kullanılıyor. Etil alkol ile içki yapılması maliyeti yukarıdaki rakamla düşürmekle birlikte etil alkol diye metil alkolü satanlar ölüm satmaya başladılar. Biz maliyet artı makul bir vergiye dönersek hem sahte alkolden öleni önleriz, vatandaş kaçak alkol ve sigaradan vazgeçer, terör örgütlerinin mali kaynağı kesilir. Şimdi gelelim sevgili genç kardeşim sizlere. Sigaradan çektiğin bir nefes senin gül gibi ciğerini 4000 zehirli maddeyle zehirleyip birçok hastalığın temelini atıyor. Sürekli alkol alırsanız birçok zararını görmekle birlikte beyin hücrelerinizi öldürürsünüz. Sigara ve alkolü önermiyorum. 21 Ekim 2020.